Hızla tanıtayım e, konuklarımı. E, Bulgar araştırmadan e, sosyolog Semih Turan bizimle birlikte. Semih Bey merhaba, hoş merhaba geldiniz. Haber, hoş Hemen yanında e, yine siyaset bilimci araştırmacı Ulaş Zol var. Ulaş Bey merhaba. merhaba. Ve Ankara Stüdyo'da da e, Panorama Türkiye'den Osman Sert e, bizimle birlikte. Osman Sert merhaba. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi evet, dedim ki en çok İstanbul'u konuşuyoruz. Çünkü İstanbul hem işte... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından çok kritik. Kesinlikle almak istiyorlar. E, muhalefet de özellikle İstanbul'u elinde tutmak istiyor. Pek çok açıdan bu Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yolculuğu açısından da çok önemli İstanbul e, sonuçları. En nihayetinde 25 yıllık bir AK Parti belediyeciliğinden sonra kazanılan 2019'da bir şehir. Ve muhafaza etmek istiyor e, orada fakat, ...dezavantajları var. Ekrem İmamoğlu'nun da, Murat Kurum'un da dezavantajları var. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi bu seçim dönemlerinde adayların, evet projelerinden bahsediyorlar, kampanyaları var... ...işte sokak sokak, çarşı pazar geziyorlar ve pek çok noktada çok ilginç görüntüler de veriyorlar. Ya da çok konuşulacak ya da tebessüm ettiren görüntüler, gaflar belki bunlara eklenebilecek şeyler... Ee, mesela İstanbul'daki yarışta son olarak dün akşam e, Ekrem İmamoğlu'nun Kafkas dansına, e, Murat Kurum'un da şarkı söylemesine tanıklık ettik. E, aslında sizinle bir o görüntüleri tekrar izleyelim. Dolayısıyla bu araştırmacılar, siyaset bilimciler gözüyle bu görüntüler neye tekabül ediyor? Birlikte bakalım. E, buraya verebilir miyiz e, arkadaşlar? Önce Ekrem İmamoğlu'nun. Peki birazdan mı vereceğiz? Tamam o görüntüler geldiğinde... Hazır mı? Tamam peki. Evet şimdi verelim bir görelim e, nasıl dans etti. E, oradaki performansını da değerlendirirsiniz <laughs> belki. Beni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren. Ulaş Bey, nasılla? Yani e, Ekrem Bey yetenekli <laughs> ama daha önemli bir şey var. E, i̇yi olmadığı topa girmiyor. E, Murat Beyinki biraz o açıdan e, iyi olmamış. Ben yani burada daha vayım olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bu ilk e, gafı ya da sosyal medyaya düşen ilk e, bu tür görüntüsü değil. Birçok başka hata ya da e, benzer görüntüler de verdi. Murat Sanırım, için Murat söylüyorsunuz? Için. Sanırım yine bir şeyde Kürtlerle buluşmasında Lorke Lorke'yi söylemeye çalışmıştı. Yani, bir de açılışta şey yapması var. Neyin açılışını yapıyorduk biz evet, dedi. O, ya, orada tuhaf olan başka bir şey daha var. Üsküdar STK e, Akademisi'nin açılışını neden bir partinin adayı yapıyor? E, mesela onu hiç konuşmuyoruz. O, o da ayrı bir şey ama burada esas vahim olan kendisi açısından şu olduğunu gözlemliyorum. Bir ahenk yok ekibinde belli ki. Birileri çıkıp da bunu yapma demiyor. Ee, yani anladığım kadarıyla kendi ekipleri ve e, AK Parti teşkilatlarında da bir rahatsızlık var bu konuda. Hı. E, bu aday olmadığı duygusu var. Geçen seçimde de bu olduğunda zaten çok gönüllü çalışmamıştı AK Parti teşkilatı. E, seçimlere asılmadıklarını görmüştük. E, bunda da böyle bir e, ahenk sorunu var AK Parti tarafında. Bu o yüzden bu o, anketlere de yansıyor sanırım ki sürekli strateji ve taktik de değiştiriyorlar. E, o açıdan o taraf iyi gitmiyor. Bu söylediğiniz dikkat çekici e, kim daha başarılı diye bir araştırma yapmış 13 bin kişi üzerinde Ekrem İmamoğlu daha başarılı bulunmuş Binali Yıldırım'dan ama orada şu dikkatimi çekti. O zaman bir ordu tartışması vardı hatırlıyor musunuz Ekrem İmamoğlu'nun hani bir işte e, küfür sarf ettiği iddiası ordu ve ordu valisi olan ordu valisi var. meselesi. Basitlik. Mesela işte seçmeni iknada en çok zorlandıkları neler olmuş diye ayrı bir bölüm var. Mesela ordu meselesinde biraz zorlanmış Ekrem İmamoğlu. Bunu neden hatırlattım? Şimdi benzer bir tartışma olsa Ulaş ol Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelse, o noktada da gerçekten bu İstanbul deprem hazır mı değil mi, hazırlayabilir mi, hangi aday hazırlayabilir noktasında Murat Kurum'un seçmeni ikna etmesi çok zor olacak gibi görünüyor. Yanlış mı düşünüyoruz? Yok Doğru e, bence de. Biz o Binali Yıldırım'la e, İmamoğlu'nun televizyon programını canlı İstanbul'un ilçelerinde kahvelerde gözlemlemiştik. Hmm. E, vatandaşla birlikte izlemiştik. Orada e, tartışılan konunun içeriğinden ziyade e, şuna bakıyor vatandaş. Bir münazara izliyor ve e, ne kadar siyasi olduğunu orada süzüyor. Orada bir elektrik alırsa da o lideri bundan olur ya da olmaz diyor. Şimdi Murat Kurum'da eksik olan iki tane önemli bir şey var. Bu böylesi bir tartışma programında dezavantajlı başlamasına neden olan. Birincisi İstanbullu değil. Yani İstanbullu her ne kadar bakanlık yapmış olsa da çok bilmediğini zaten o saydığınız gafların arasında bunlar da var. Bu örnekleri de var. Gösterdi de. Hatta geçen seçimlerde İmamoğlu aday olduğunda Ak Parti şey demişti. Beylik değildir İstanbul. İstanbul'un çok detayı vardır. Bir ilçe belediye başkanı bu detaylara hakim olamaz diye. Öyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul adayı olduğunda da. Onda da olmuştu, değil mi? Yani çok detay var ve o detaylara Murat Kurum'un hakim olmasını bırakalım. Yani bir yaklaşım geliştirmekte bile zorlanacaktır. Ki karşısında bu sefer. Bütün detaylara hakim bir İmamoğlu var. Birinci e, sorun bu. İkincisi de siyasi bir karakter değil Murat Kurum. Yani bir teknokrat, e, işte bakanlık geçmişi var, e, bürokrasi de geçmişi var. E, bir memur çocuğu, zaten e, başlarda şu da çok konuşulmuştu, gülümseyemiyor. Yani memurluk suratına işleyen Hı. değil ki, öyledir memurluk. Ee, o, öyle o... demeyelim de ulaş. <laughs> Memurları alındırmayalım yani e, belki de meslek evet. icabı öyle olması gerekiyor evet. bunu kötü ya da iyi diye bir yok, şey yok, diye yok. demiyorum ama buradan çıkıp da siyaset yaptığınızda seçmenle o bağı kurmakta zorlanabiliyorsunuz bu Kılıçdaroğlu'nda da vardı mesela evet. kısmen ee, bir de böyle bir siyasi olmama özelliği var o yüzden de bu taktikler değiştiğinde şimdi öncelik ne oldu kentsel dönüşümle başladık baktık oradan iyi gitmiyor yerelden. <laughs> şimdi siyasete dönüyor işte dem kozunu çıkarıyor. Başka siyasi... Oralarda da siyasi olmadığı için refleksleri e, yeterli olmuyor. E, o yüzden de imam oldu. O nedenle de çok istekli görünmüyor. Ne dersiniz Murat Kurum? Yani zorlanıyor bu, çünkü. Bu televizyon yani meselesi, kolay, meselesi için. Zorlanıyor. Evet. Ha, televizyon önce kendi davet eder gibi oldu. Evet. Sonra iş ciddiye bilince evet. bugün e, çok da... Yani bugün... Ha şimdi Ulaş Sol şey dedi ya önce kendi davet eder gibi oldu. Mesela bugün bu tartışmada Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle... E, diyor ki, ya çok acemice cümleler gerçekten diyor. Yani işte Murat Kurum'un son açıklaması ona e, söyleniyor. Bir polemik yaratmak istiyor belki ama orada bile başarı elde edemiyor. Yani bir daveti bile elini yüzüne bulaştırdı e, diyor. E, ve e, bizim nezaketle söylediğimiz bir cümleye atlayıp hayır davet edilmedin deyip or ortada bir fırtına kopardı sonra da niye gelmedi dedi. Açılıştan bahsediyor. Ama oğlu açısından ne kadar avantajlı bir durum ne kadar dezavantajlı bir durum. Onu da e, konuşalım ama önce bir Ekrem İmamoğlu'nun bazı ifadelerini bir görelim. Kendi seçim kazandım. onun adı milli irade değil mi? Onun adı milli irade Sen, sandığa yaşadı, yansıdı ama ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Bunların bakmayın sizi tehdit etmesine, ba bakmayın sizi tehdit etmesine tehdit ediyor ya. Hani oy vermezseniz hizmet yapmam diyor ya. Bak söyleyeyim. Hiç, Hiç bakmayın. Var. Niye tehdit ediyor biliyor musunuz? Sevgili hemşerilerim niye tehdit ediyor biliyor musunuz? Yahu sizden korkuyor, korkuyor. İstanbul'da 2019'dan sonra o da bir şeyler yapmaya başladı. Niye? Atom karınca gibi Ekrem'i görünce onun peşinde koşmaya başladılar. Öyle değil mi? Daha daha dün anlatıyordu. E hani sen oy verene hizmet etmezdin. Tahminde bulunuyorum. Eminim ki o her gece rüyasında beni görüyor. Hani böyle bir İstanbul şeyi var, travması var o sürecin ama günün sonunda biz üç buçuk senede çok güzel işler başardık. Bu baskıya rağmen. Pandemi sürecine rağmen ve son bir yıldır yaşadığımız büyük ekonomik depresyona rağmen. Ne diyorsunuz Ulaş Tol? Yani doğru mu yanlış mı bu strateji? Yani Şimdi şöyle ne doğru, o, Osmanlı, ne yanlış Osmanlı, hayır mi? öyle değil. Çok güzel çerçeveledi aslında. Kurumla başa baş devam etse buradan galip çıkacağı ve risksiz bir şekilde seçimi alacağı görülüyor. Buna rağmen niye vites yükseltiyor? Ya da niye işte Erdoğan'ı çekmeye çalışıyor? iki nedenli olduğunu tahmin ediyorum. Birincisi sizin dediğiniz zaten gelecek. Ona yavaş yavaş hmm. ön almakta fayda var. Böylece oyunu kendisi kurabilir ve onda da başarılı olabilir. İkincisi de şimdi bu rakip zayıf bir rakip olarak kodlandı özellikle muhalefet tarafından. Şimdi bütün siyaset aslında biz siyasetsiz bir yerel seçim dönemi geçiriyoruz bir yandan. Hep 1 Nisan'a endekslenmiş durumda bütün partiler, parti içi dengeler vesaire falan. Herkes 1 Nisan'ı ve sonrasını da düşünüyor. İmamoğlu da düşünüyor. o yüzden sadece zayıf bir adayı mağlup etmek değil. Erdoğan'ı da mağlup etmek kısmını zaman zaman hatırlatması sonrası için de önemli bir koz olacak. Şimdi belki hani Ankara'yı da konuşuruz. Evet. Ankara'da yavaş, sessiz, her zamanki gibi sessiz siyasetiyle işte daha rahat götürürken burada bu zayıf adaya rağmen az farkla giden bir seçim var. O da tabii ki yine parti dengeleriyle de ilişkili bir şey. Ama sonuç itibariyle kimi mağlup edeceği, nasıl mağlup edeceği de 1 Nisan sonrası siyasetin dengelerinde önemli bir faktör olacak. O yüzden de kurumu yenmekle yetinmiyor diye düşünüyorum. Yani ikinci neden olarak zaten sizin de dediğiniz gibi Erdoğan gelecek. Tamam. Bir de bunu ekliyor. Sadece bir de şeyi söyleyeyim. Geçen seçim Erdoğan gelmişti son iki haftada ama baştan beri beka söylemiyle, ulusal güvenlik söylemiyle Erdoğan'da, da Devlet Bahçeli de oyunun içindeydiler uzaktan Hı -hı. da olsa. Hı -hı. Bu sefer tamamen bıraktılar sahneyi oradan da ders çıkararak. Öyle bir de bir fark var 2019'da. Ama şu... Bir ufak bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii. Mi yani çok katılıyorum. Bu Osman'ın söylediği şeye de çok katılıyorum. Genel siyasetten kopuk olma şansı yok. Zaten seçmen de artık İmamoğlu'nu bir yerel siyasetçi olarak görmüyor. Yani istese de o öyle olamaz. Ve %70'i belki hani onun bu özelliğinin de masada olmasını istiyor olabilir. Ama bu dördüncü kesim için şu vurgular çok iyi gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Muhalif seçmenin önemli bir kısmı 2023 seçimleri sonrası çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve siyasete karşı bir kayıtsızlık, ilgisizlik ruh haline girdi. Şimdi onları sandığa çekmek, sandığa çekince de bir rastgele oy kullanmamalarını sağlamak, yani olun kendisinde konsolide etmek için ikna etmesine ihtiyaç var. Bu genel siyasette çekme kozunu orada oynamaması gerekiyor. Yani mesela köprüden önceki son çıkış söylemi, gibi söylemlerden artık o seçmen grubu biraz yorgunluk geçirmiş durumda. Yani sürekli ha. sürekli bizi bu Her şekilde kritik seçim. Evet. Yani son dünyanın seçim, sonu evet, gelecek evet. şekilde sandığa çağırmayın ruh halinde. O seçmen grubu için mesela şu daha kritik. İstanbul'un değişmesini istemiyor. Ya yani mesela hani bu bu seçimi kaybedersek Türkiye'nin sonu olacak. Daha az çalışıyor o seçmen grubunda ruh halinde ama şu daha çok çalışıyor. Eğer AK Parti İstanbul'u alırsa 5 yıldır işte tecrübe ettiği o İstanbul yaşamından uzaklaşacak. Onu mesela daha önemli görüyor. O mesela daha etkileyici konsolide olmakta. O yüzden de yani genelcisi. Yani siyasi... Mesela halkın parasını halka verdik, mesela, vakıflar aracılığıyla dağıtmadık ya da Kanal İstanbul'un önündeki en önemli engel biziz gibi. gibi Daha çok İstanbul yeşil alanlar, ilgilendiren. falan. Hı. Onlar daha etkili. Peki oluyor. bir şey söyleyeceğim. Hı. Mesela hani elimizde hani biz hep şey konuşuyoruz ya işte İyi Parti Hı. seçmeninin Dem'in e, Zafer Partisinin işte e, yeniden Refah'ın e, adaylarının ne kadar oy alacağı ve o oyları alırken de Murat Kurum'dan. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar gidecek? Yani işte hani biz e, bu konuşmalara zemin olabilecek anketleri de ekrana getiriyoruz. İşte Optimar'ın yine mesela İmamoğlu'na kimlerden oy alabilir, kimlerden oy alıyor diye e, oy alabilir diye sorulduğunda İyi Parti'nin %76,2'si, Dem'in %56,7'si, Zafer Partisi'nin %35,5'u, MHP'nin 12,4'ü, AKP seçmeninde 9,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy verebileceğini Söylüyor. Yani sadece şuradaki oranlar çok ciddi kazanır. bir kazanım değil mi? Ya kazanır yani. Böyle olursa kazanır evet. Şöyle bir hatırlatmaya ihtiyaç hatırlamaya ihtiyacımız var yalnız. Hı hı. 2019'da da İyi Parti ve o zamanki HDP seçmenin tamamı ilk 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu'na oy vermedi. Kampanya başladığında böyle 50-60 oranında destekleyecek gibi gör görünüyordu. 31 Mart'a gelindiğinde de 70-75 civarındaki seçmeni İmamoğlu destekledi. 23 Haziran'da daha da yükseldi o 85'lere neredeyse 90'lara vardı. Dolayısıyla öyle bakınca zaten İyi Parti'den hiç eğer bu e, iyi bir ölçümleme ise neredeyse hiç firesi yokmuş gibi duruyor. Tabii. demden aday çıkarmalarına rağmen eğer böyleyse. Yalnız şunu unutmayalım buradaki ankete katılanların bir kısmı da sandığa gitmeyen olabiliyor. Yani sadece bile. Yani Doğru. Ee, o yüzden tam e, buradan sağlıklı bir sonuç çıkmayabilir ama bir göstergedir. Bir tek MHP'den daha çok oy almıştı e, 2019'da imam oldu. Şimdi diğer adaylara İyi Parti ve Zafer Partisinde adayları olması, MHP'ni e, seçmenin çünkü önemli bir kısmı Ak Partiyi hiçbir zaman desteklemek istemiyor. Mesela Erdoğan'ı destekleyebiliyor Hı. ama ittifak yaptıklarında Ak Parti'ye oyu e, eli gitmiyor. İşte bunu başka illerde de 2019'da sandıkta hmm. gördük zaten. İstanbul'da da İmamoğlu'na oy veren önemli MHP'li seçmen olmuştu. Evet, İstanbul. Tamam. Peki bura, mesela bu bir akılda dursun ama bir de hani bu referandumdan bu yana özellikle 2014'ü gördüğümüz grafik var ya arkadaşlar. Onu da bir verelim çünkü o 2014 üzerinden bir soru soracağım Semih Turan'a. Osman Sert lütfen sen de bu bölümle ilgili e, yorumlarını e, aktar. E, şimdi bakın burada 2014'e bakalım. Ben yani Bunu çok konuştuk yine ama evet. tam da yeri geldi bence. Şimdi orada Kadir Topbaş, Mustafa Sarıgül e, ve lütfen HDP'ye bakalım burada. Sırrı Süreyya Önder var. E, %4,84. Oysa sanırım 2014'te de İstanbul'da oy oranları daha yüksekti e, HDP'nin. E, dolayısıyla onun çok önemli bir bölümü kendi adayına oy vermedi. Şimdi orada farklı yorumlar var gerçi. Şöyle çözüm sürecinin de olduğu bir dönem olduğu için acaba o oyların ne kadarı kazanacak aday diye düşünüp Kadir Topbaş'a gitti ya da ne kadarı Mustafa Sarıgül'e gitti. Bu konuda farklı görüşler var açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz Semih Turan? O da e, şunu. Özellikle de e, Yeniden Refah, e, Zafer Partisi'ne... E, işte AKP'ye ve MHP'ye oy verebilecekken bu seçimde acaba diye düşünüp fakat bir dakika şimdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu 2 puan, 3 puan. Şimdi evet ben yapmak istemiyorum, AKP'den rahatsızım ama AKP'nin de kaybetmesini istemiyorum deyip o stratejik tırnak içinde farklı <laughs> gerekçelerle stratejik oy kullanma hali o partilerin seçmeninde de geçerli olur mu acaba? Tabii ki. Ha, elbette, olabilir. Elbette. Şimdi sen zaten oraya getirmeseydin ben bu bölümde getirecektim. Ekonomi için e, söylüyorum Osman Ser. Çünkü yani işte hep yayının başından beri söylüyoruz. İşte anketlere baktığımızda hangi tarafın anketine bakarsak bakalım hep böyle 2 puan 3 puan e, görüyoruz. E, işte Murat Kurum biz öndeyiz diyor mesela. Ekrem İmamoğlu bugün dedi ki onun önüne gidenler de o öndedir muhtemelen ama öyle değil e, dedi. Mesela İmamoğlu'nun masasındaki ankette Aytun Çerkin'in dünkü yazısına <laughs> yansıdı bu kampanya ekibinin verdiği bir bilgi. Ekrem İmamoğlu %43,1, Murat Kurum 40,2, Melal Danış Beştaş %4, Buğra Akabuncu 3,5. Sonra bugün Metropol'ün anketi yansıdı İsmail Saymaz'ın yazısına. Orada da Ekrem İmamoğlu kararsızlar dağıtıldığında 43,5, Murat Kurum 40,2. Evet hani biz az önce konuştuk sonuçta İyi Parti'nin demin, Zafer Partisi'nin ve Yeniden Refah'ın adaylarının ne yapacağı bu iki aday açısından ciddi evet. sonuç üretecek. Fakat burada herhalde tabii ki özellikle AK Parti ve MHP seçmeni açısından çünkü en nihayetinde bugüne kadar AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na oy verip onu iktidarda tutan seçmen acaba bu ekonomik tablo karşısında, bu özellikle seçim sonrasında yaşananlar karşısında bir dakika ya sen de beni bu kadar yoğurdun. Deyip bir fatura çıkarır mı? Bir uyarı çıkarır mı? Mesela ben hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in açıklamalarında bunu özellikle bir vurgu görüyorum. E, ve emekliler üzerinden zaten özellikle bir vurgu yapılıyor. E, ulaştı ol. Şimdi orada da e, AK Parti seçmeninin önemli bir bölümünün emeklilerden oluştuğu. Dolayısıyla parti içinde... Bazı ben kulis haberlerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Parti içinde emekliler konusunda onların vereceği tepkiyle ilgili kocaman soru işaretleri olduğu ve oradan endişe duyduklarına dair bazı bilgiler görüyoruz. Gerçekten orada AK Parti'yi bir sürpriz bekliyor mu sizce? Emekliler burada o uyarıyı yapabilirler mi? Yani orada tabii ne olacağı belli değildi. Evet. Bahçeli de tersi bir e, açıklama yaptı. Geri adımda atabilirler. Ara ara böyle kamuoyunu yoklayıp, nabız görüp... Ha, başka gerçekten de böyle bir rahatsızlık tespit edilirse o adımı atabilirler, atabilirler. mesela. Ama esas meselenin ben e, ta 2020'lerden bu yana birikmiş bir AK Parti rahatsızlığı var AK Parti seçmeninde. Yani e, şeyi hatırlayalım bir ara bu sel felaketleri, e, yangın felaketleri, işte başka şeyler ekonomi e, zaten her zaman masada. E, şöyle bir duygu oluşmuştu. Bu sistem olmadı, bu rejim olmadı. Hı. Tek kişi bu ülkeyi yönetemez. Bu kadar kararı Reis bile olsa, Erdoğan bile olsa veremez. Bu kadar detaya gidemez. Bu sistem olmadı. Bu şekilde gitmiyor. Zaten şey görüntüleri de e, sağlık görüntüleri de ekleniyordu ona böyle yürüyemiyor, tökezliyor falan e, diye bir rahatsızlık çok uzun yıllardır vardı. Bu bizi şaşırtan şey tabii 2023'te bunun sonucunun alınamaması oldu. Onu da Fatih Erbakan e, bu. Aday açıklaması sırasında şu şekilde dile getirmişti. Hadi o beka seçimiydi. Yani e, muhalefet gelmesin diye biz hepimiz AK Parti'den rahatsız olanlar, Yeniden Refah dahil, e, destekledik. Ama şimdi öyle bir şey yok. Son kertede bir belediye seçimi bu. Ee, Osman'ın da ifade ettiği gibi bunu almazsak dünyanın sonu olmayacak zaten hükümet. Bunu bir sizde. beka seçimi görmüyoruz. Görmüyoruz. Dedi. O yüzden de adayı çıkaracağız dedi. Şimdi aynı ruh hali seçmende de var. Ha, bir dakika. Ee, şimdi tam da burada şunu sormam lazım. Ama hani programın başında Semih da bir söylemde savrulma meselesi dedi ya biraz aslında o kandil açıklamalarını falan sanırım düşünerek evet. söylediniz onu. Ama biz Murat Kurum'da mesela son iki haftadır işte bir kandil suçlaması, kandil üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yönelme ya da hala dem üzerinden hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın söylemi var. Mesela bugün son olarak akşam saatlerinde gördünüz mü bilmiyorum belki sosyal medyada gördünüz Murat Kurum'un ifadesini okuyorum size. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar hmm. sevinecek. Şimdi sisi meselesi. Ee, mesela bu söylem özellikle de Cumhur İttifakı seçmeni açısından artık yeter diye karşılanıyor mu ya mesela ben merak ediyorum. Şöyle biz yani program başından beri Murat Kurum'un gaflarını, evet. şeyini, performansını konuşuyoruz ama seçmen bu düzeyde yani kendi seçmeni bizim gibi takip etmiyor bir kere. Hmm. İkincisi de yerel seçim ne muhalif seçmeninin ne AK Parti seçmeninin bu düzeyde e, coşkulandığı bir seçim gibi gitmiyor. Hmm. O yüzden de bu birikmiş değerlendirmelerine göre seçmen hareket edeceğini düşünüyorum. O birikmiş değerlendirmelerde de ama şu var, bizim seçmenimiz, hani e, o vatandaş örneğindeki gibi Osman'ın aslında e, seçimlere çok önem verir. Katılım oranları batılı ülkelere göre Tabii çok, çok yüksektir. yüksektir. Çünkü elindeki... Çok fazla koz yok siyasete se katılmakta. Tek araç gibi. Önemli yani, araçlardan evet. biri e ve en kuvvetlisi. Orada da mümkün olduğunca mesaj vermeye çalışır. Hatırlayalım e İstanbul seçimlerinde İmamoğlu e aldı ama mecliste AK Parti daha çok çıktı. Hatta onlar bu e seçmeninin ikili tavrını anlayamadılar. Bu Böyle bir şey olamamış. O olamaz şeklinde yaklaştılar. E bu tür tavırlarını seçmen çok sık kullanıyor. Bu seçimde de yapacaktır. Yani biz Genel seçimde tamam destekledik ama şimdi destek her iki tarafta da bu arada muhalif seçmende de benzer bir duygu var. Ama ben bunun en çok büyükşehir seçiminden ziyade ilçe seçimlerini ve ilçe meclisi seçimlerini etkileyeceğini düşünüyorum. Bu iki tarafta da olması işi karmaşıklaştırıyor ama muhalif seçmenin de mesela İmamoğlu'na veriyorsa ilçe ilçe seçiminde ya da ilçe meclisi seçiminde bu sefer farklı ...davrana davranmasını bekliyoruz. Aynı şey iktidar seçmeni için de geçerli. Şimdi, şimdi Ankara, bunu uzun uzun konuşmayalım bu gece. Çünkü niye böyle söylüyorum? Burada aslında yine İstanbul değerlendirmeleri yapılırken... ...konuklarımız da Ankara'ya o atıfı yaptılar. Orada Mansur Yavaş açısından, CHP açısından bir rahat görünüyor hikaye... Hatta ben kimi yorumlara baktığımda haberlerdeki bazı ifadelere baktığımda işte koptu gidiyor ifadesini gördüm. Bir hatırlatayım size 2019'daki oy oranlarını. Mansur Yavaş %50,93 ki bir ittifak işbirliği adayıydı. Mehmet Öztaseki de %47,12. Çok hızlı. bilmiyorum tabii ki eklemek istediğiniz bir şey olursa alayım ama ne kadar bir fark bekliyorsunuz diye soracağım. O rakamı konuşmak şey ama e, şu andaki ölçümler... Bunun üzerine e, çıkar mı yoksa Epe, hayır, yok. evet ama ikisi arasındaki makas daha çok olur mu? Daha çok olur, epey. Çünkü biz memnuniyet skorlarını ölçtüğümüzde Mansur Yavaş'ın 60'ın üzerini görüyorduk. Hı. Yani e, belediyecilik anlamında. Ama bunun oya dönüşmesi anlamında böyle bir oran yoktu. E, %60 alır deme, demek istemiyorum o yanlış anlaşılmasın. Ama Mansur Yavaş'ın çok ciddi bir şekilde... E, ...farkı açtığını, hani bunun da 10 puanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki bu daha çok da olabilir, daha da az olabilir. Hatta Ak Partili bir takım kurmaylar şunu söylüyor: Seçimde bir sürpriz bekliyor musunuz der dediklerinde bizim için sürpriz Ankara'yı kazanmak olur diyorlar. Hani bunu çok Hı -hı. net dile getirenler Hı -hı. var ve şöyle bir durumda var. E, hep İzmir'i konuşurduk biz, e, muhtemelen konuşacağız. E, bence artık hani şu anki fotoğraf şunu gösteriyor. Ankara İzmir'in yerini alıyor CHP açısından. Ha. Yani oy oranı orada makas açılacak. Ankara'da İzmir'de, İzmir'de kapanacak. Önem olacak evet. Yani zaten bu 50 seviyesinde kalmadı Mansur Yavaş hiçbir zaman. Evet. Yani pandemi ile birlikte iyice coştu. 60'lar, 60'ların üstüne çıktı. Nitekim bu adaylık tartışmalarında da Kılıçdaroğlu olduğu 50 civarındayken Mansur Yavaş 60 civarında çıkıyordu. Ankara'da yapılan çalışmalarda da öyle çıkıyordu. Bir memnuniyet var ee, belediyecilik performansı iyi mi kötü mü ayrı ama bir siyasi lider olarak seviliyor. Ee, şimdi burada mesela Özsay Seki çıktığında Ankaralı, onun Kayseri'den geliyor olması, Ankara'yı bilmiyor olması ve e, düşük bir profil olmasına tepki vermişti. O yüzden belediyeci ve Ankaralı bir aday çıkaralım dediler. Bir de milliyetçi kaçak çok olmuştu. MHP'den çok yavaşa gitmişti. Onu kapıyalım dediler ama iyi bir strateji değil. Çünkü Milliyetçiler Yavaş'tan zaten hiç uzaklaşmadılar. Üstüne üstlük de e, Turgut Altınon e, sol profilde, e, eli Mansur Yavaş'a zor giden profilde e, bir antipatisi var. Geç öğren tecrübesinden e, kaynaklı. A takımı. A, A takımı meseleleri. E, ve şöyle bir şey oldu o da. E, bu, bu sefer Yavaş'a vermeyeceğim diyebilecek olan muhalif seçmeni de e, tabii ki Turgut Orada bir şey destek var. E, pozisyonuna katılır mısın? değil tamam. ben or Urfa'ya Şanlıurfa'ya. E, tabii herkes kendini güçlü göstere, e, görebiliyor Urfa'da. Çünkü Urfa çok heterojen bir e, şehir. Bazı ilçeleri var MHP'li. E, mesela Harran e, Türkiye'de MHP'nin en çok oy aldığı ilçe. E, öyle bir bir iki Akçakale'ydi galiba bir ilçesi daha var. E, Siverek, Soruç HDP'nin çok güçlü olduğu ilçeler. Yani çok ilçeden ilçeye fark ediyor. O yüzden nereye baktığınıza göre kuvvetler farklı hissedilebiliyor. Ama DEM beklenildiği kadar güçlü bir aday çıkarmadı bildiğim kadarıyla Urfa'da. Öyle olsa AK Parti'nin işi biraz daha zora girebilirdi. Aradan dem sıyrılabilirdi. Ee, ama, ama öyle şimdi olmadığı söyleniyor. Yeniden söylüyor. refah partisinin sıyrılabilirdi. Ama AK Parti o... yine de sanki sandık gelene bakınca favori. Ama favori. Şeye, e, orada bir eşref Fakı baba deneyimi de olduğu için hı hı. yani Urfa'nın o dedi, anlamda tabii. hani ne diyelim geçmişte bir sabıkası o anlamda olduğu için aslında e, sürpriz bir sonuç çıkabilir. Urfa'da da hep sonuçlar sürpriz olmuştu. Ama geçen seçimlerde yani iki katına yakın oy alarak AK Parti seçilmişti. Ama bu dönem Gürpınar isminin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Mesela gerçekten yeniden refah bir belediye alabilir mi? Ona yakın mı? yani? Mesela Şanlıurfa Tabii. deniyor, Malatya deniyor, Tabii. işte Elazığ deniyor. Şimdi şöyle, Şanlıurfa'da böyle bir şansı var. Hı hı. Yozgat konuşulan yerlerden biri. Hani bunlar için bir şey diye ama Malatya için söyleyebilirim. Tabii Malatya'da belediye büyükşehiri alma şansı yok diyebilirim direkt. Çünkü oradaki ölçümlerimizde çok ciddi bir oyu var. En son yaptığımız araştırmada yüzde on civarında bir oyu vardı yeniden Refah Partisi'nin Malatya'da. E bu arada Veli Ağbaba için de Özgür Özel'in mesela çok dikkat çekici. Yani neredeyse 20 puanlık bir sıçrama yaptığından bahsediyor. O olası tabii, mı yani hani böyle? Şöyle Malatya'da tek milletvekili çok uzun zamandır milletvekili, baba CHP'de ve özellikle deprem sonrası da ciddi çalışmalar yaptığını, yani ciddi bir orada hem siyasi hem sivil toplum anlamında aktiviteler yaptığını biliyoruz bir öne çıkış söz konusu ama Malatya çok zor bir bölge. Yani AK Parti'nin kaybetmesi hemen hemen imkansıza yakın bir bölge ama şeyi görüyoruz hani Veli babayla beraber Malatya'da ciddi bir oy sıçraması olduğu doğru. Bunun o bakasının kapanmasının nedenlerinden biri de Malatya'da yeniden Refah Partisi'nin bizim ölçümlerimize göre yüzde on civarında bir oyu olması. Ki örneğin Samsun'da da yüzde ona yaklaşan bir oyu var. Yani yeniden Refah Partisi böyle değişik değişik yerlerde... Türkiye genelinde bu oyu yakalaması mümkün değil ama değişik bölgelerde aday profilinden de kaynaklı ciddi bir çekim merkezi olmuş durumda. İlçede alabilirler. Yani bir il evet. Belki daha zor ama. Yani, yani il zor ama alabilecekleri ilçeler olmuş Mesela olmuştur. İyi Parti işte Ordu'yu konuştuk. İşte Benevşehir'de seçimi kazanmaya yakın olduklarını söylüyormuş İyi Partili kaynaklar. dolayısıyla orada da deniyor ki hani başarı kriterini şöyle koymuşlar. Hani toplamda aldığı oy üzerinden değil de belediye sayısı üzerinden. Mantıklı yani mı onlara açısından kaynağı, bu stratejinin imacı olarak olduğu sürece bence değerlendirme dışı tutmakta fayda var. Hı. Geçen seçimlerde de onların yine verilerine göre işte yüzde %20'leri gördüler. Bir çok şehirde milletvekili pazarlığını da o kaynaklara göre yaptılar <laughs> ve sonuçun öyle olmadığını gördük. Başka Yok. veri varsa o bir işaret olabilir ama kendi hmm. yani İyi Parti kaynakları böyle diyor diye hmm. ya e da bunu konuşmamıza bir gerek tanı yok mesela bence. tanıklık ediyorum e, o kulis haberlerinde. Hani hep böyle kaybettiren işte İstanbul başta İyi Parti üzerinden konuşulan e, ve o anlamda eleştirileri alıyor ya İyi Parti. Ama diyorlar ki mesela Adana'da biz aday gösterdiğimiz için ve o da eee Türkeş'in kızı olduğu için mesela bu da CHP adayına yarayacak diyorlar mesela. Şimdi İyi Parti... yani kurguyu öyle yapmışlar. Yani o şu açıdan doğru pardon hocam. Yok, şey ya, tabii tabii yok. İstanbul'da bile yani şu Zafer partisinin de İyi partinin de adayı olması tek İmamoğlu aleyhine bir şey değil. Ak Parti'nin de mesela şuna çok rastlıyoruz bir sahada 2023 öncesinde de öyle. Ben Ak Parti'ye çok kızgınım diyor. Kime oy vereceksin diyoruz. MHP'ye diyor. Hı. Yani Ak Partili seçmen çok uzağa gitmek istemediğinde bu tür adayları arıyor o tepki oyu da vermek isteyen. Tabii kesin, İstanbul boyutunda Azmi Karamağamutoğlu isminde eee yabana şeydir. atmamak gerekiyor. MHP seçmeni oy alacak adaylardan Fakat biri. Fakat şeyi söyleyeyim İyi Parti ile ilgili bazı CHP adayları e, adaylaştırılamayınca İyi Parti'den aday oldular. Evet, doğru. O adayların e, bir yani bazen şu oluyor. Ya yani mesela e, 2019'da 40'lar elinde görmüştük bunu. Yine aday olmadığı için bağımsız koymuştu adaylığına aday ve seçilmişti. Ama mesela Sarıgül ismine rağmen de bunu başaramadı. Neredeyse yarısı kadar oy, oy alabildi. Bölge, bölge bölge değişiyor. Bölge bölge değişiyor Arama, ama bu ihtimal var. Evet, yani ay bazen çok sevilen bir başkan bir başka partiden geçiyor ki Hatay'daki Lütfü Savaş da öyleydi. AK Parti'den CHP'ye geldi ve tabii. seçildi. Ya Ayvalık'ta olmuştu örneğin. Ya da dem yani aldığı oy her zaman önemli. İşte 1 Nisan'a vurgu yapılıyor. Sonrasındaki gündeme vurgu yapılıyor. Gerçi biz de mi? hep mesela batıdaki stratejisi üzerinden konuşuyoruz ama gerçekten Bölge Doğu var. ve Güneydoğu'da mesela kayyum belediyeleri AK Parti ile demin oradaki yarışında ne olacak Ulaş Tol? Biz onu hiç konuşmuyoruz hemen hemen evet, neredeyse. Bir evet. ya benim en merak ettiğim şeylerden biri seçim işte 31 Mart'ta sandıklar açılınca Diyarbakır'daki katılım oranının ne olacağı. Hı. Niye yani merak ediyorsunuz? Kimin kazanacağı belli zaten. Hı. E, çünkü e, 2000 18'den bu yana galiba 2015 Kasım'ındakini tam hatırlamıyorum. Haziran'da zaten %87 civarında katılım oranı olmuştu. Diyarbakır'da, Van'da çok 90'ları falan bulduğu olmuştu. İlk kez Kürt nüfusun büyük oranı sandığa gitmişti. Ondan bu yana da gitmemeye başladı. Biz bu 2023 seçiminde bu kısmen kırılır diye düşünüyorduk. Olmadı. Yani 2018'dekine benzer oranlarda Türkiye geneline göre sandığa gitmeme oranı yüksek oldu. 10 puan düşük. 28 Mayıs'ta biraz daha düştü. Daha da düştü daha ama düştü. yani Türkiye'nin genelinde de düştü ama. Tabii tabii. Ee, yani Kürtler e, yine gitmesi gerektik. gerektiği yani, Türkiye geneline göre daha çok verdiler. Evet evet. Oran. O yöneni da öyle ama katılım, katılım oranı da Türkiye düşüş. genelinin 10 puan altındaydı. İkinci turda. Şimdi o yüzden bu seçimde Kürt seçmenin e, ne yapacağı yani DEM Partisi ve Kürt siyaset açısından önemli. E, san Bunun birinci şey de bence sandığa gitme oranları olacak. Çünkü aynı bu e, Türkiye genelindeki kayıtsızlık Kürt seçmeni içinde var. Bir de orada tepkisel olarak da var. E, biz ona antipolitiklik diyoruz. Yani politikadan sadece ümidi kesme değil e, bir e, e, mevcut halinin e, yanlış olduğunu düşünme hali. Buna sadece iktidar değil muhalefet de dahil. Yani dem de her, dahil. Şeyle yanlış, her şeyle yanlış. Herkes yanlış. yanlış o bu eğilim güçlü olduğu için yani her iki taraftan da bağlar kopmaya başladı. O yüzden o merak ettiğimiz bir şey. İkincisi de tabii o oranlarını ne kadar tutabilecek. Çünkü gerçekten şunu bilerek seçmen oy kullanıyor. Yani ben seçeceğim belediye başkanımı ama onun orada duracağı garanti değil. Bu da tabii iyi bir ruh hali değil. Ama bir yandan da bir Politikasını gösterme, mesajını verme isteği var. O yüzden de gidiyor. Mesela İstanbul'da güçlü bir adayla işte Demirtaş, Başak Demirtaş'ta çıksalardı burada da rekor bir oy alabilirlerdi. Çünkü o orada artık İmamoğlu'nu seçip seçtirme seçme meselesi değil, Kürt siyaseti ben varım, unutuldum ama varım demek anlamına gelecekti. Şimdi bölgede de bunu bekleriz. Onun dışında kaç belediye alacaklar ne onların çok fazla bir Nisan'da konuşacağımızı düşünmüyorum esas olarak. İkbal Han Haznedar, Şırnak Valisi ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte geziyor. Yani seçim çalışmasında. O fotoğrafı da bir ekrana getirelim. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tüm General Murat Bulut esnaf turuna çıkıyorlar ve AK Parti adayı içinde e, destek istiyorlar. Yani bu hatırlatmayı biraz özellikle şundan da yaptım. Sadece Şırnak'ta değil, e, farklı birkaç ilde de biz geçtiğimiz iki hafta içerisinde valilerin AK Parti'nin e, adaylarının toplantılarına katıldıklarını e, gördük. Şimdi bu haliyle, hani ben şeyi de katayım içine. Yani bir hani oradaki devlet gücü ve gerçekten hani adil olmayan bir seçim yarışı, ama aynı zamanda o sandık güvenliği meselesinde nasıl bir tartışmanın içinde oluruz olmayız onu şimdiden bilmiyorum. Ama son seçimler üzerinde bir hali vardı. Ya da şimdi yine hem sığınmacılar üzerinden hem işte özellikle demin hayalet gündeme seçim. getirdiği taşıma seçmen üzerinden böyle yavaş yavaş o gündemde ısınacak gibi. Ne diyorsunuz? Doğru yani. siz Evet ya. Ulaş Bey ee, sizden. Ha? O hayalet seçmen tartışması evet, yani, önemli hani... bence de. Ee, yani deprem bölgesi için de geçerli Evet. O. Onun üzerine muhalefetin gitmesi gerekiyor. Dem bunu gündeme taşıyor. Ve üzerlerindeki baskı da çok açık. Gözaltılar oluyor. Sahaya çıkamıyorlar neredeyse. Ama tabii bu seçmen üzerinde yani kendi seçmeni, bölgedeki seçmen üzerinde çok etkili olmayacaktır. Yine hmm. hatta hmm. ajite de edebilir. Bu vali meselesi çok ilginç. Sanki bana şey gibi geliyor bazen demeçlerinde de. Yerel yönetim sistemini buna çevirsek daha rahatlayacağız gibi söylemler ve yakınız gibi geliyor. Bölgede zaten neredeyse öyle. Geçen seçimlerde Bahçeli şey demişti. E, biz ilçe belediyelerini niye seçiyoruz? Büyükşehir'i seçsek o atasa istikrar olsa ne güzel olur diye. Sonra büyük şehirleri kaybedince bir daha onu konuşmadılar. Getirmedi. Getirmediler ama hani e, şey olsa e, ta, e, onun zemini olsa oraya doğru gidilecek gibi bölgede de çoktan onun... E, tecrübesini... Geçen evet, geçen seçimlerde sevgili Ali Şeker'in Urfa'da başına gelenleri hı hı. çok iyi hatırlıyoruz. Hani. Sandık, Aa, evet evet tabii. evet doğru. Yani e, ama şu var hani e, ben yerel seçimlerde sandık güvenliği veya oyların korunmasının genel seçimlere göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hı. Bölge hariç tabi Güneydoğu bölgesi. Kristalı özellik. İstanbul için CHP e, il Başkanı ne dedi? 100 bin kişilik bir orduyla sandıkları koruyacağız yani İstanbul'da dedi. İstanbul'da sorun olmaz. Zaten. Yani genelde çünkü ama bir 19 2019 tecrübesi var. İptal edilen seçim meselesi var. E, Tutanaklar evet. yine çok önemli. Evet evet o Tabii tabii yok şu anlamda. Yani, onu sağlamak. bak. Sandık başında sorun olmaz. Tabii orada bir de şöyle bir avantaj da oluyor yerel seçimlerde. Muhtar da orada, Muhtar da seçiyoruz. İlçe belediye başkanı da, il belediye başkanı da, büyük büyükşehir belediye başkanı da o anlamda belediye meclis üyelikleri var. Ve bu anlamda o sandığın güvenliği veya sandığın koruması, oyların güvende tutulması genel seçimlere oranla daha yüksek oranda oluyor. Ki İstanbul'da 2019'da hatırlıyoruz.